Kulaklıklar oldukça uzun süredir kullanılan cihazlar. Tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber bu kulaklıkları kablosuz hale getirmek mümkün oldu. Bu kulaklıkların kullanılması esnasında bunların vücuda SAR değeri dediğimiz bir değer üzerinden etkide bulunduğunu, yani radyasyon etkisinde bulunduğunu biliyoruz. Radyoaktif etkiyle beraber, radyasyon etkisiyle beraber kişilere, daha doğrusu metabolizmaya, yani insan bünyesine ne kadar etki ettiğini ölçtüğümüz kilograma watt cinsinden bir ölçüm sistemimiz var. Bunun uluslararası değerleri içerisinde şu an kullanmış olunan tüm kulaklıkların, yani standartlara uygun olan, Türkiye'de satılan TSE belgeli ve CE belgeli ürünlerin hiçbirisi bu SAR, etkin sıkıntı yaratabilecek SAR değerlerinin üzerinde değil. Bu sebeple kullanılması ile ilgili olarak şu an belirlenen aktif bir radyasyon sorunu yok. Fakat bu kulaklıkların kullanımını da sürekli olmasını arzu etmiyoruz. Çünkü kulağımızın içi, içine herhangi bir şeyi takarak sürekli taşımayı gerektirecek bir şekilde dizayn edilmemiş. Kullanmış olduğumuz bu kulaklıkları biz genellikle maksimum 90 dakikalık süre içerisinde kullanılmasını istiyoruz. Ve çok yüksek desibellerde, yani çok yüksek ses şekliyle kullanılmamasını istiyoruz. Çünkü uzun süre kullanılan kulaklıklar yüksek sese maruziyet oluşturursa bu sefer akustik travma dediğimiz aşırı sesin kulağa vermiş olduğu zararları görüyoruz. Ayrıca kulağa sürekli bir şeyin takılı olmuş olması, yani kanalın içerisine farklı bir cismin olmuş olması dış kulak yolu enfeksiyonu dediğimiz bir durumu ortaya çıkarabiliyor. Tabii bu da tedavi esnasında ve devamındaki süreçte bizleri ve hastamızı oldukça yorabiliyor. Uzun vadeli neticelerin açıkçası çok net bilmiyoruz. Orta ve kısa vadeli olması durum olduğu dönemlerde bu yüksek sesin kesinlikle ve kesinlikle kişilerde işitme kaybına, kalıcı işitme kaybına yol açabildiğini biliyoruz. Bu sebeple bu kulaklıkların ayarlarının çok yüksek olmamasını öneriyoruz. Bunu kişi nasıl anlayabilir? Kulaklığını yanına taktığında yanında bir kişinin söylediklerini ayırt edemeyecek kadar yüksek ses varsa bunun mutlaka düşürülmesini öneriyoruz. Bu da takriben 50 desibelin üzerinde olmayan ses seviyeleri, yani 50 desibelin altındaki sesleri biz kullanılabilir sesler diyoruz. Fakat sürekli arz etmemesini istiyoruz. Çünkü düşük frekansta, yani düşük desibelde uzun süreli ses maruziyeti de ne yazık ki işitme kayıplarında bizde sıkıntı yaratabiliyor. Çocukluk seviyesinde her şeyde olduğu gibi mutlaka radyasyon etkisi yaratacak cihazlardan olabildiğince uzak durulmasını ve bu uzak durulma sürecinin de mutlaka ve mutlaka ebeveynler tarafından kontrol edilmesini öneriyoruz. Erişkinlerde 90 dakika olarak belirtmiş olduğumuz bu süreci çocuklarda maksimum 30 dakika olarak sınırlamamız mümkün. Yine aynı şekilde cep telefonu da dahil olmak üzere kablosuz ağa bağlanabilen cihazlardan da yine aynı şekilde çocukların uzak tutulmasını hem kulak sağlığı hem nörojenik sağlık açısından tavsiye ediyoruz.